Evet arkadaşlar, Alabarda'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Alabarda bilim sohbetleri başlıyor. İlk sohbetimizde konumuz... Şimdi ne haber, nasılsın? Nasıl geçiyor? Baba ne haber? Abi tam beyaz futbola çevirdi ya. Abi ne haber ya? Abi gel sarı da öpeyim. Gel abi. Ahmet hocam. Abi ilk bölümümüz ne ya? Biliyor musun? Ya vallahi ben size bir şey söyleyeyim mi? Beşiktaş'a müthiş bir futbolcu geliyor. Abi Ertem şık olmuş muyum? Bak bakayım, tarama yapıyor muyum? Ertem şık olmuş muyum? Bunların sonunda 15 dakikalığında geçiyor. Hala var mı? Var tabi. Neyse. Ya ama Rasim Ozan Kütahyalı gitti. Boşnak moşnak dediğiniz attırdığınız herifi. Bok oldu. İyi oldu. Ya ne iyi oldu? Eğleniyorduk lan. Ne ciddiye aldın bunu ya? Bak şimdi küfür edeceğim, ondan sonra küfür etme diyorsun. Ya arkadaş biz bilim konuşacaktık. Evet konuşalım. Bu çok bilimsel oldu. Evet. Başladı. Önden bir yaşadık ki bilime rahat girelim. Aynen. Evet. Girilmesin seyirci. Yeni bölümümüzde yazın en büyük kabusu sivrisinekler. O şerefsiz evlatlarına var ya. Bak sokmasına bir şey demiyorum. Alsın yesin. İstediği lıkır lıkır içsin. Bak aynen o kulakta böyle vızz. Orada dolanma işte lan. Git lan. Lan burada bir şey yok oğlum. Burada bir şey yok. Bak buralarda her taraf et. Aynen. İç. Ya ye. Başından ya. Eti senin, benim kemiği benim ama git lan kulağımın dibinden git. Neyse. Ne işi? Ne yapıyor lan bunlar? Abi şimdi sivrisineklerde konumuz aslında şu. Sivrisinekler neden aynı odadaki, mesela biz üçümüzden birini daha çok seçiyor? Ya mesela aynı odada üç kişiyiz. Evet. Birimizi neden daha çok ısırıyor bu itler? Çünkü ben bahtsızım. Kesin birini ısırır. Ben bahtsızım ama. Şimdi genel olarak halk arasında şöyle bir söylem var. Abi işte kan grubumdan dolayı, işte yok AB'ye daha çok gelirmiş, yok sıfır bilmem neye daha çok... Aslında değil. Bütün boşnaklar beyaz tenli olduğu için kendisini ısırdığını inanır. Şimdi beyaz tenle de bir alakası yok. Ama aynı evde 3 beyaz tenliyiz, hadi bakalım. Üçümüz de boşnağız. Şimdi olayın en büyük noktası şu, genetik. Kanın önemi var, evet kanın önemi var ama nasıl önemi var? Kandaki proteinin önemi var. Kandaki protein ne sağlıyor? Genlerimiz sağlıyor. Evet. Şimdi bu noktada olay şu. Sivrisinekler bildiğiniz gibi dişi sivrisinekler ısırıyor. Sadece dişiler. Abi erkekleri hakikaten merak ediyorum. Bak onu ayrıca bir araştırmak lazım. Yani aslan gibi yani sadece dişiler ısırıyor. Erkekler yatıyor mu? Erkekler ne yiyor? Evet. Yazık ne yiyor? Ben de bilmiyorum. Kan yemiyorlar ama. Hayır yani bir de abi bu dişilerden onu çektirme ya. Niye yani dişiler sürekli? Ya ben valla erkeğin dişisini bilmem. Sessiz onu var mı bunların? Yok. Hepsi benim için öldü. Mesela bir süreç sivrisineğin... Yüzlerce çeşidi varmış abi. Mesela biz İstanbul'da küçük küçük şeyler görüyoruz genelde. Evet. Çok büyükleri var. Yo yo böyle ormanım ormanım. Oksijen arttıkça tipleri de değişiyor. Tabii. Büyüyor da böyle acayip acayip yaratıklar alırmışlar. Korku filminden çıkmış gibi. Ha, tüfekle falan vurulan sivrisinekler var ya. Aynen öyle. Fallout da var lan. Fallout 4 de var. Şimdi New Mexico, Amerika'da New Mexico State Üniversitesi'nde Immo Hansen diye bir profesör var. Ve bu adam dünyada sivrisinekleri araştıran ve kendi kanıyla canlı olarak besleyen tek adam olabilir. Nasıl çektiyse artık yani. Abi adam ne yapıyor biliyor musun? Mosquito man. Abi adamın laboratuvarında bir sürü büyük kutular var. Hepsinin içinde sivrisinekler yaşıyor. Ve her birinin içine şöyle elini sokuyor herif. Ve elini öyle tutuyor. Sivrisinekler de eline konuyor ve emiyor. Adam bu şekilde sivrisinekleri besliyor. Ona eminiz değil mi? Evet abi. Ve bu herif işte. Profesör. Profesör. Bu adama soruyorlar. Yani niye öğrencileriniz de destek olmuyor size? Ya diyor öğrencileri niye ısırtayım sivrisineklere diyor. Adam dünyanın en yaygın hayvanı hakkında profesör. Düşün. Bak bizdeki mesela profesör. Ayrıca en ölümcül. Düşün çantasını bile taşımaz. Asistanını bak, taşıttırır. Bu adam bırak çantasını taşıttırmayı elini bizzat sokuyor. Kendini koltukta yaşıyor. Şimdi bu adamın araştırmalarında birkaç bir şey var. Öncelikle basit deneysel, gözlemsel deneyleri var adamların. Bunlarda da en basiti ve en temel gözlem şu. Y şeklinde bir tüp var. Bu Y şeklinde tüpün bir ucunda sivrisinekler duruyor. Önlerine telden bir yapı yapmışlar. Böyle açılır kapanır. Diğer tarafta da iki tane daha uç var Y'nin. Bu iki uca iki insan elini sokuyor. Oralarda da gene teller var. Yani eline gelmiyor sivrisinekler. Tele kalıyorlar. Daha sonra... Eller hazır olduğu zaman uçtan açıyorlar ve sivrisineklerin hangi kişiye gittiğini izliyorlar. Burada bir gözlem var. Şimdi bu gözlemi yaptıktan sonra bir şeyleri belirlemeye çalışıyorlar. Ama tabii ki deneyde ne olması lazım? Belli bir kontrol yapısı vesairesi. Bunlardan da en önemlisi 18 tane tek yumurta ikizi ve 19 tane de çift yumurta ikizi üzerinde bir deney yapmışlar. İkizler mi var? Tabii ikizler. Hem ikizleri aynı anda getiriyorlar. Hem de ikizleri karma şekilde de koyuyorlar. Yani çift yumurta ikizinin bir tanesini, tek yumurta ikizinin bir tanesini de getiriyorlar. Aynı zamanda tek yumurta ikizlerini de aynı anda. Yani bayağı bir kombinasyonlu bir deney yapmışlar. Tamam. Sonuç? Buradan çıkardıkları şu. Burada işlemde genetiğin bir etkisi var.
diye düşünüyorlar. Evet. Tamamen gözlemsel olarak. Daha sonra genetik harita çıkaran firmaların sayısı da arttığı için bu firmalardan bir tanesi bu üniversiteyle ortaklaşmış ve 16 bin insan üzerinde bu deneye başlamışlar. Ama deneyi de 16 bin insanı Y tübüne sokmuyorlar, genetik haritalarını alıyorlar. Bu insanların genlerini almışlar, genetik haritalarını çıkarmışlar ve nerede fark olduğunu araştırmışlar. Ve ortaya şu çıkmış. 7 tane gen var bunu etkileyen. Bir tanesi BBS12 adında bir gen. BBS12 mi dediniz? Aynen. Aa, yani mesela BBS12 genini Google'a yazarsanız zaten böyle mavi temalı bir site içerisinde onun tanımlarını göreceksiniz. Genetik uzmanlarının çok kullandığı bir site. BBS12 mi? Evet abi. O protein miymiş o? Ne? Gen miymiş? Gen iki harf yapılı. TC ve TG yapıyor genelde. Bazen de TT yapıyormuş. Onlar neymiş lan? TT bildiğim taksi plakası Türkiye'de. Yok TT olmaz. Olur ya. Taksi. Ortasında bir şey var. TAT oluyor genelde. Üç harfli oluyor. O zaman genetik de değil. Ben bir Türkiye'deki bütün şoförler aynı genetiğe sahip randevulup taksilerde. Evet. Vallahi babadan oğlan için o ayrı. İşte evet. Bu gen yapılarından farklı olan harflerde, 7 tane alandan farklı olan harfler buna göre protein yapısını değiştiriyor. Bu protein yapısı değiştiği anda aslında aynı protein temelde ama küçük farkları var ve bu farklar muhtemelen sivrisinekler için de lezzetli geliyor. Senin kanın daha lezzetli mesela. Atıyorum. Haydi. Ne o? Alt tarafı annenden babandan BB12 aldım. Oradaki geninde annen de baban da TT iken sen de TC mesela, tamam mı? Abi ben sana TC vardı zaten. Sana daha çok müziği yani ölürüm Türkiye'de. Evet. Sana daha çok geliyor mu sivrisinekler? Tamam bu sebepten. Yani daha lezzetli oluyorsun. Yani bir adamın lezzetini anlamak istediğimiz vakit YouTube alacağız abi, sokacağız onu elinin içine. Sivrisinek geliyor mu gelmiyor mu? Tamam ya, peki bir şey soracağım. Yani sivrisineğe lezzetli geliyor gelmiyor. Peki buna bir çözüm falan bir şey öğretmiş mi adam, yoksa kendi sadece ısırttırmış mı? Çözüm var abi, raid. Yani o çözüm yıllardır var abi zaten yani. Bak off'tur, sineksa vardır. Terlik çok daha etkili. Ben bir de şey yapıyorum mesela. Bak, yastık. Bak şunu yapacağız. Şimdi diyelim o sivrisinek geldi vızır vızır ötüyor, uyutmuyor. Ertesi günü de sabah saatlerinde kalkmak zorundasın. Metrobüs uzun iş. Ne yapıyorsun biliyor musun? Bak ışığı kapatacağım. Şu cep telefonlarının feneri var ya. Abi ampul gibi buluyor biliyor musun? Çünkü direkt böyle, geliyorlar. Hayır direkt geliyor değil abi. O öyle bir ışın veriyor ki etrafa. Hayvan gibi bir gölge oluyor sivrisinekler. Direkt oradan buluyorsun. Böyle yapıyorum abi. Zıbam diye. Aynen, yemin ediyorum artık dilimle yakalayacak seviyeye geldim. Böyle bir de atacağım dili böyle kurban gibi yakalayacağım, yemin ediyorum. Sen mi beni yersin, ben mi seni yerim? Bakacağım. Bence sen yemezsin. Bu erkekmiş yani, yazık oldu. Ben şeylere bakıyorum, ne derler, yastık. Niye yastık? Ben böyle çok yastıkta yatıyorum ya, tamam mı? Sivrisinek yerde olamıyor, çekiyorum bir tanesini, dan diye vuruyorum tepesine. Vallahi bir şey söyleyeyim. Ama Florida mesela zor oluyor. Burada falan kolay da. Florida çok sıkıntı. Aynen. Size sivrisinek var mı? Yok abi. Gardıroba falan var. Burada var mı? Yok, buraya o kadar çıkamıyor. Ama bak gerçi bu eve bir kere, bak bu eve bir kere bir sinek bastı. Abi rüzgar tersten falan esti. Ben sana bir şey mi? Abi inan 200 tane sivrisinek vardı tepede. Bak vurmayla baş edemedim. Ne yaptım biliyor musun? Abi evi kapattım. Yaptım. Bütün ışıkları kapattım. Abi açtım kapıyı. Aynen. Holdeki abi böyle ışıklar sensörlü ya. Böyle sürekli nasıl diyor? Işıklar açık kalsın diye, tamam mı? Abi bütün sinekler tane tane gitti. Geri kalanları da aldım abi elektrik süpürgesi. Şapkalı vurdum tekrar. Tamam. Yok abi, elektrik süpürgesi. Baya açtım. Öyle bir reklam vardı ya, hatırlıyor musun? Silahla vurmaya kalkıyor falan. Evet ama bak elektrik süpürgesi mantıklı. Elektrik süpürgesi abi başka türlü olamıyor yani. Valla bir şey söyleyeyim. Ya Fatih'te ben 2 yıldır hiç sivrisinek görmedim. Vay arkadaş. Camlar açık. İşte bak Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Belediye Başkanlığı döneminde harici kurup. Abi hayır. AK Partili belediyelerde sivrisinek yok. Evet. Bak CHP'li belediyelerin olduğu yerde hala sivrisinek var. Bakırköy'dekiler evrimleşti oğlum. Konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz. O kadar ilaçlama yok ki. Vallahi bir yeşil alan ya muhabbet et. Ben artık bir şey zamanında Silivri'yi satıyorduk. Ha. Yeşil alan falan bahçe var biliyorsun. Yazdık hep. Ha. Adam aradı. Abi dedi orada da sivrisinek yok mu? Babam dedi ki yok dedi. Biz dedi ithal ediyoruz dedi. Ha. Nasıl satayım yeşil alan orada yaptım ki sivrisinek olacak. Abi yeşil alan olması değil ya. CHP'li belediye var abi bizim orada. Abi belediye para ediliyor bence bunlar. Olamaz bu kadar çok. Sineklik taktırdı. Öyle nasıl biliyor musun? Bal kovanı gibi ya. Sen Yolova'da var ya, bahçede göreceksin. Şeftalileri falan toplamışız, traktör. Abi meyve ağacı varsa gelir. Kesin. Abi meyve ağacı. Ay hiç bir de hep orası biliyorsun. Elmalar, bir de acayip acayip sivrisinekler gelir ha.
Durmuyor. Büyük bir şeyler var. Lan traktörü kullanıyorum i̇şte böyle. Anofer var. Bizim en çok bildiğimiz Türk halkının bildiği anofer. Ha, o da oymuş. O evet, kıçı böyle kalkık oluyor. Evet böyle acayip bir şey oluyor. Böyle parmak bak, gibi. Böyle oturuyor ya. Evet. Bak şöyle ya sivrisinek. Şunun kıçında şöyle bir kalkıklık var. Ha, tamam mı? O kesin dişi. O işte anofer. Aynen zaten dişilerde zaten ısırıyor dedi ya. Aynen. Bu da buradan böyle şey yapıyor. Saplıyor buradan. Bilime geri dönersek. Evet dediğimiz. Sivrisinek demiştik. Sivrisinek yani. Sivrisinek. Oradan bir 10 puan alayım. Evet. Sivrisinekleri çeken nokta genetik yapımız. Ya arkadaş her şey eninde sonunda geliyor şu genetiğe. Ve abi firmaların bazıları ücretsiz olarak da genetik haritayı çıkarmaya başlamış. Ya tabii burada şöyle bir şey var. Hani bir şey biri ücretsiz yapıyorsa bir şeyden yararlanıyordur. Bu kesin vardır. DNA'mızı topluyorlar. Tabii bir DNA toplamı kesin var ortada. Kesin ilmihati işi. Ama orada bir, evet. Aslında big data var ve üniversitelerle bunları paylaştıklarını kendileri söylüyorlar zaten. Hayır ne olacak mesela bir tane ilaç çıkaracaklar onu yuttuğumuzda sivrisinek gelmeyecek mi? Ben ısrarla onu soruyorum işte. İleride buna gidecek zaten. Ha. Ben o soruyu cevaplayacağım tamam da. Tamam işte ben onu da sordum siz zaten. Siz Yalova'da sinek uçuruyorsunuz bu sabah. Abi ne bileyim bu arası reyit dedi bilmem ne. Ben sana onun çözümüne geleyim. Şimdi çözümüne gelirsek bu DNA yapısında noktalar belli. Tamam. Hangi genlerde sıkıntı olduğu belli. Okey. Bunlar netleştikten sonra bu genlerle nasıl oynanabilir? Şimdi senin için çözüm olmayabilir ama senin çocukların için çözüm üretilebilir. Evet, mesela ilacı içiyorsun basmavi oluyorsun. O şirin nereden? Sivrisinekli gelmiyor şirin baba oluyorsun. Şirin nereden? Yok ben şirin nereden? Sen niye komünist şeyler söylüyorsun ya? Small man under red flag smurf. Mis gibi avatar var kapitalist. O kapitalist mi? Hem de nasıl gidip uzayı sömürgeye alıyoruz lan. Ha, almış mıydık? Tabii aldık. Alamadık. O film mi o lan? Bir tane avatar çıktı. Röntgeni engelledi. Ha olma lan. O çok kopa bir şey. James Cameron'a yapışma. Neyse. Avatarcılar bizi dövecek. Abi, bir şey söyleyeceğim. Bak atalarımız vaktiyle yapmış. Atalarımız mı yapmış emin değilim. Ama abi var. Ben sana söyleyeyim mi sivrisinin çözümünü? Rakı. Yok abi. O sözü şuraya bir tane file. Tamam mı? Çağırıyorsunuz beni böyle. O bununla böyle yaylı yapıyor zaten. Oğlum ona da gerek yok. Fesleğen koyduğun zaman fesleğene gelmiyor. Fesleğenden kaçıyor. Abi benim odam da var. Benim odam fesleğen ormanı gibiydi. Yine geliyordu. Yine burada dönüyordu. Ya şimdi bak hakikaten tekrar bilimsele dönersek. Bunun dışında kanın yapısı önemli. Şu noktada proteinden dolayı. Kandaki proteinler etkiliyor sonuçta. Evet. Ama kanın içindeki diğer maddeler de etkili. Ne yediğin, nasıl beslendiğin, ne içtiğin. Mesela alkol kullanıyor musun? Sigara kullanıyor musun? Şekerli mi besleniyorsun? Olabilir. Yoksa daha böyle tuzlu ekşili mi besleniyorsun? Şimdi alkol kullanıyorsak geliyor mu? Alkole gelmiyor. Tabii alkolü çok olan kana gelmiyor. Sigaraya? Sigaraya da gelmiyor nikotinden dolayı. Şekere geliyor ama. Ama şekere kesin geliyor. Şekerli besleniyorsan. Niye geliyor? Fazla abi meyveye gidiyor hayvan aslında. Yani. Şimdi sen eğer onun bir olayı var mı? Aynen. O yüzden sorayım işte, sen meyve çok yiyorsan, şekerli besleniyorsan buna rağmen alkol bile alsan gene gelir. Çünkü kanda şeker var. Hmm. Şeker işte, oranı daha yüksek. Şeker fabrikaları mı satılmasın bu yüzden? Yani dünyanın en ölümcül hayvanı sivrisineklerden korunmak lazım. Abi her fare değil miydi ya o? Abi vebayı hani orta çağ. Sivrisinekler vebadan daha çok insan öldürdü. Hadi ya. Kesinlikle. Kaç? Totalde mi yoksa son zaman? Totalde. Nasıl lan harbi mi? Evet. Olur mu lan? Öyle. Totalde daha fazla. Araştır bak. Oğlum bir romanın bir o bubonic plague midir nedir? Var mı öyle bir tane değil şey? Abi. Abi düşünsene sivrisinek ısırıyor ve ölüyorsun ya. Evet saçma abi. Vebalar falan değil. Tamam şimdi büyük çok saçma gelişmiş ülkelerde bu pek rastlanmıyor ama hala gelişmemiş ülkelerde sivrisinek ölümleri çok var. Özellikle 10 yaş altındaki çocuklarda. Hadi ya. Evet abi. Ya gerçekten abi Afrika'da her şey olabilir ya. Geçen bir kadını böyle yılanın midesinden çıkarttılar ya böyle dümdüz olmuş abi. Üzerinde kıyafet terliği merliği duruyor falan. Onların da öyle derdi var işte. Allah herkese farklı bir derdi. Gergedan avcılarını da aslanlar yedi ya. Ha ne güzeldi işte. O ya. Helal olsun ya. Çok güzeldi. Helal olsun ya. Ha aslanlar mı? Evet abi. Adamlar ben... gergedan avlamaya gidiyor. Aslanlar yemiş herifleri. Var arkadaş ya. Abi işte gel yani evrim. Evet. Geri doğru gidiyoruz işte. Evet arkadaşlar. Adamların tuzağa düşmez de İlluminati oyunu. Evet. Alabardı'nın bilim sohbetinin sonuna geldik. Nihayet. Geyik ve bilim karışık bir sohbet oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Eğlenmişsinizdir en azından. Beğendiyseniz, eğlendiyseniz, hoşunuza gittiyse beğenmeyi, yorum yapmayı ve asıl önemli olan abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.